Takiyüddin el-Razid, astronom, matematikçi ve mekanik bilimcidir. Osmanlı'nın en önemli astronomlarından olan Takiyüddin, 1526 yılında Şam'da doğmuş, Mısır ve Şam'da yetişmiştir. 1550 yılında İstanbul'a gelen Takiyüddin, 1577 yılında 3. Murat'ın fermanıyla Tophane sırtlarında bir gözlem evi kurmuştur. Sinüs, tanjant hesaplarını tablolar halinde kullanıma sunmuş ve 1337 eser oluşturmuştur. Güneş parametreleri hesabında yeni bir usul uygulamış, Tycho Brahe gibi sabit yıldızların boylamlarının tespitinde, ay yerine başka gezegenlerin kullanılmasını düşünerek buna göre gözlem yapmıştır. Astronomik çalışmalarda ondalık kesirlerin kullanılmasını geliştirmiş ve trigonometriye ve astronomiye ilk defa tatbik etmiştir. Delos probleminin 3 çözüm yolu üzerinde durmuştur. Sin ve kiriş problemleri üzerinde çalışmıştır. Mekanik saatler üzerinde durmuş, dakika taksimatından söz etmiş ve saati bir astronomi aracı olarak ilk defa kullanmıştır. Ayrıca Takiyüddin'in Mısır'dayken 1551 yılında yazdığı Otomatik Makineler ile ilgili eseri Turuk al-Seniyye fil Alat al-Ruhaniyesi Osmanlılarda bu konuda yazılan ilk ve tek eser olarak görülmektedir. Takiyüddin'in astronomi eserleri yanında otomatik saatler, cebir, optik, tıp gibi konularda da kitapları bulunmaktadır. Takiyüddin, trigonometrik fonksiyonların kesirlerini ilk defa ondalık kesirlerle göstermiş ve birer derecelik fasılalarla 1 dereceden 90 dereceye kadar hesaplanmış sinüs ve tanjant tablolar hazırlamıştır. Bu dönemde logaritma tabloları veya hesap makineleri olmadığı için trigonometrik hesaplamalarda ya bu cetveller ya da rub yani trigonometrik çeyreklik denilen basit bir alet kullanılmıştır. Takiyüddin'in aritmetik alanındaki çalışmaları da oldukça önemlidir. Kendisine özgü pratik bir rakamla sistemi geliştirmiş ve çok eskiden beri kullanılmakta olan 60'lık kesirlerin yerine ondalık kesirleri kullanmaya başlamıştır. Takiyüddin, ondalık kesirleri kuramsal olarak incelemiş ve bunlarla 4 işlemin nasıl yapılacağını örnekleriyle göstermiştir. Takiyüddin, başarılı çalışmalar sergilediği bir diğer alan optik konusudur. Bu konuda yazdığı kitabın dikkat çekici yönü, temel dokusunun İslam dünyasında yaklaşık 800 yıl önce başlatılmış olan köklü ve başarılı optik çalışmalar sonucu elde edilmiş temel argümanlar, problemlerden oluşturulmuş olmasıdır. Takiyüddin aynı zamanda yetenekli bir teknisyendir. Güneş saatleri ve mekanik saatler yapmıştır. Cep, duvar, masa saatlerinin yanında astronomik saatlerle gözlem saatlerini anlattığı Mekanik Saat Yapımı adlı kitabı, Batı dünyasında da dahil olmak üzere bu yüzyılda bu konuda kaleme alınmış en kapsamlı kitaptır. Takiyüddin ayrıca göllerden, ırmaklardan ve kuyulardan suları yukarı çıkarmak için çeşitli araçlar tasarlamıştır. Bunları bir eserinde ayrıntılarıyla tasvir etmiştir.